ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Amca, seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Boşuna nefesini yorma. Bu çatı altında bir gece daha kalamazsın. Hele para isteyeceksen hiç yorma kendini. Amca bak kalbimi kırıyorsun. Paranın peşinde olan ben değilim, Meral. Sen benim torunum hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Ben de onu söylüyorum zaten amca. O senin torunun falan değil. Ne diyorsun sen be? O kızın damarlarında bir gram bile lokumcuzade kanı yok. O masum görünen kız bir sahtekar, onu söylüyorum sana. Her şey bitti de şimdi kızcağızın üstüne iftira ediyorsun değil mi? Kanıtlayabilirim. O çocuk senin gibi para göz olsaydı ilk günden itibaren benim nüfuzuma geçmek için uğraşırdı ama istemedi. Neden? Çünkü babasını affetmiyor. O gururlu bir kız. Sen bunları anlamazsın. Amca, eğer sakin olup biraz beni dinlemeye kalkarsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Lütfen kafanı toparla. Sadri ne oluyor? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Sen yine ne yaptın da delirttin amcanı? Ben amcamı delirtmiyorum yengeciğim. Onu bir dolandırıcıdan kurtarmaya çalışıyorum. Meral onun torunu falan değil. Macide. Polise haber ver, alsınlar şunu dışarıya. Bir dakika, bir dakika hayatım. Dur. Sen nereden çıkardın bunu? Bu fotoğraftan. Amca, bak lütfen beni iyi dinle. Ben bu fotoğrafı sırf senin için getirdim. Belki Ayhan'ın fotoğrafı yoktur sende diye. Bak nelere kısmet çıktı. Ben onu üniversite ziyarete gittim. Kız arkadaşıyla da tanıştım. Araları çok iyiydi. Hatta beraber kaç defa oturduk kalktık. Banu, fotoğraftaki kız. Yani? Neyse şu yengeciğim. Meral'in odasına konuşmaya gittiğimde orada gördüğüm anne fotoğrafıyla bu fotoğraf aynı değil. Ne diyorsun ya? Ver bakayım şunu. Ay! Sadri, vallahi doğru söylüyor. Bu kadın o kadın değil. Bu kadın Meral'in annesi değil. Ay görüyor musun bak? Biz dolandırıldık mı? Biz nedir? Değil mi? Ay gerçek olabilir mi böyle bir şey? Keşke yani bilemedim tabii. Hani zararın neresinden dönsen kârdır bir açıdan hani. Meral! Meral! Meral evde değil, boşuna bağırma. Pencereden gördüm, elinde büyük bir çantayla gidiyordu. Herhalde spora gidiyor dedim ama. Akıllı kız tabii. Foyas'ın ortaya çıkacağı anlaşılınca topuk. Ah amca, sen şu yumuşak kalbinden dolayı bunlara maruz kalıyorsun ya... ...benim kalbim milyon parçaya bölünüyor. Ah amca, ah amca. Of. Dedem arıyor. Ya adam hala dede diyorum. Ne kesin şimdiye kadar öğrenmiştir gerçek torunu olmadığımı. O yüzden arıyor. Necdar'dan resmi yollamıştır işte. Ne olur arama. Açmayacağım ya, ne olur. Ya
kendisini hakaret etmek için falan arıyor. Ya polis haber verirler mi ki? Ya benim kesin kaçmam lazım. Nereye gideceğim ya nereye? Meral çalıştır kafayı, nereye gideceğim? Zehra abla. Bir çözüm yolu bulur. Kesin kurtarır beni. Evet evet ona gideyim. Onun kafası çalışır. Benimki bildiği servis dışı. Evet. Açmıyor değil mi saati? Bak gördün mü? Demek ki Ejder doğru söylüyor. Ay bize de ne numaralar yaptı değil mi? Yok babamın soyadını taşımak istemiyorum falan. Bırak Allah'ını seversen ya. O DNA testinden korktuğu için yapmıştır bunları. Herhalde. Ah benim canım kocam. Sen de gururundan yapıyor sandın değil mi? Vallahi bir ara ben de öyle sandım. Macide sus. Sen o resmi gösterdin mi Meral'e? Tabii ki gösterdim amca. Sana gelip her şeyi de anlatacağımı söyleyince uçtu gitti. Polis? Hayır. Meral'le konuşmadan kimseye haber vermek yok. Çok affedersin de hayatım daha ne konuşacaksın? Ben o resme inanmıyorum. Belki Ayhan'ın başka sevgilileri de olmuştur. Yoktu amca. Ben bundan %100 eminim. O kızla araları çok iyiydi. Hayatta öyle bir şey olamaz. Ayrıca kızın doğum tarihi de tutuyor. Biliyorum. İnanmak istemiyorsun. Ama gerçek bu. O senin küçük Meral'in bir dolandırıcı. Evet geldi. Şimdi ona sorarız. Yani Sadri doğru söylüyor. Yani Ayhan'ın başka sevgilisi de olmuş olabilir. Bu kız da o kadından olabilir yani. Ben de boşuna şey yaptım. Yoktu diyorum ya. Yoktu. Daha ne diyeyim? Merhaba. Adli tıp raporunu getirdim Sadri Bey. DNA sonucu değil mi? Evet efendim. Ver. Al amca. Gerçeği bir de buradan oku. Gerçek zaten bir gün ortaya çıkacaktı ki. Adli tıptaki adam da söz vermedi. Ya sen niye güvenip kendi başına iş yapıyorsun? Sen bunların hepsini hak ettin canısın. Sen açgözlüsün, bencilsin, salaksın. Ne var ya? Kendi kendime hakaret ediyorum, o da mı yasak? Allah Allah. Of. Yazıyor Sadri. Al kendin oku. Yüksek sesle lütfen. %99.9. Senin torunun. Ne? Nikahını oku. Bir yanlışlık var bunda. Defol git karşımdan. Bundan sonra cenazeme bile gelmeni yasaklıyorum. Artık Ejder diye benim bir yeğenim yok. Ha, taktık yine aynı plağı. Güney, bak oğlum kimler geldi. Kardeşim. Oo Evren, Aras.
Ne haber kardeşim? İyi. Nereden çıktınız oğlum siz? Kardeşim. Baktık unuttun sen bizi, gelip hatırlatalım dedik kendimizi. Nerelerdesin oğlum sen ya? Bir evlendin unuttun bizi. Hadi bırak şu ders çalışmayı da takılalım biraz hadi. Hadi eskisi gibi takılalım. Ya beyler çok isterdim de ders çalışmam lazım benim. Ayrıca artık evli bir adamım oğlum ben. Öyle istediğim zaman dışarı çıkamam. Hadi oğlum çık birazcık. Sen o evde çok sıkıldın bunaldın, ben biliyorum seni. Anne iyiyim ben, tamam. Başka zaman beyler, okey? Yok, hayır, hayır. Oğlum, daha kendinden ne kadar fedakarlık edeceksin? Biraz çıkıp nefes alman lazım. Hem Songül çok anlayışlı bir kız. Eminim burada olsa o da çıkmanı isterdi. Hadi Güney, gidelim o zaman. Hadi oğlum, hadi. İyisin değil mi? Ağrın falan yok. Bunlar vitaminler. Ne kadar? Toplamda 225 TL. Pardon, yanlış hesapladınız galiba. Maalesef bunlar pahalı ilaçlar. Nazan teyze yetecek mi? İnşallah. Şura olacaktı. Ercan. Buyurun. Geçmiş olsun. Anneciğim iyi misin? Yerin ağrıyor mu? İyiyim, iyiyim. Hadi bir an önce eve gidelim. Ayakta durma böyle. Ha, evet. Bir taksi bulayım ben. Ne yok ne taksisi ya? Şuradan bir minibüse bineriz, gideriz işte. Oğlum saçmalama. Ne minibüsü bu halde? Minibüse mi binilir? Ben taksi bulayım ben. Anne iyiyim. Niye kimse inanmıyor? Tamam anneciğim, iyisin. Ama biz yine de taksiye binelim. Sonunda. Allah biliyor tabii bir yaştan sonra çocuk vermiyor kadına. Bittim, bittim. Of. Şşşt! Kapıyı aç Sedef! Lan cezası çocuğu uyandıracak ya. Sedef! Amca. Meral. Aşkım. Zerre abla, bittim ben, mahvoldum. Ne olur yardım et bana. Kız ne oldu? Ne oldu? Veysel işi halledememiş mi? Veysel kim? Hiç ya, şoförleri arabayı boyatmaya götürecekti de boya atmış falan filan. Baksana nasıl ağlıyor yazık. Kıyamam, git iki tane limonata yap soğuk. Koş, koş aşkım. Kız ne oldu anlatsana. Ya tam DNA testinden korkarken başka yerden gol yedim. Ejder vardı ya çakma amcam. Sade dedenin torunu olmadığımı anladı. Nasıl anlamış ya? Ya elinde Banu'nun fotoğrafı varmış. Ya benim de odama geldi. Annemin resmini görünce iyi de bu Ayhan'ın sevgilisi değildi ki dedi. Her şeyi anladı işte. Ya
Kesin dedem anlatacak. Ya Serhal'la biz hapse gireceğiz ya. O kadar da öğrenir. Kimse de ziyaretime gelmez artık. Ben bir şey anlayamadım ya. Niye? Ya kafam karıştı biraz da benim. Sen Sadri dedenin gerçek torunu değil misin ya? Serhal abla ne diyorsun? Nasıl? Ne diyor muyum? Sen ne diyorsun kızım? Sen Sadri dedenin gerçek torunu değil misin? Şimdi anladım. Sen kardeşim kardeşim dediğin kaderin yerine mi geçtin? Sen onun hayatını mı çaldın? Sen hastasın. Sen hastasın. Sen delirmişsin bence. Ne yaptın sen kızım? Ne bakıyorsun alakalık? Ne yaptın sen ya? Zehra abla, ne diyorsun? Kafayı mı yedin sen? Ya sen dedin, hatta sen planladın. Ya sen dedin ya kaderin yerine geç diye. Ben git kaderin yerine geçtim. Ben mi yaptım? Sen iğrenç bir insansın. Sen kimsin ya? Kimsin sen benim evimde şu an? Bir de beni suç ortağın yapıyorsun. Sen beni suç ortağın yap... Kalk git bu evden. Zehra abla, lütfen. Çık git dedim. Ne diyorsun diye bir şey. Bana bak. Bana bak. Sen delinin tekisin. Ben seni tanımıyorum. Anladın mı? Sen de beni tanımıyorsun. Artık birbirimizi gördüğümüzde tanımıyoruz. Duydun mu beni? Zehra abla, ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ne diyorsun mu? Zavallı kardeşim dediğin kızı fakirlik içinde, sefalet içinde bırakıp kendi zengin hayatına baktın. Duydun mu beni? Pisliğin tekisin sen. Çık git evimden. Çık git, al şu çantanı, çık git, beni delirtme. Polise veririm seni. Ne diyorsun ya? Zehra abla, sakin ol lütfen. Yalancı. Yalancısın be sen. Pis dolandırıcı, git. Çık git evimden. Çık git, polis çağırın. Çık git, yemin ediyorum bir daha kapıma gelmeyeceksin. Ya kafayı mı yedin, ne diyorsun ya? Çık git evimden. Sen ne? Çık git evimden. Zehra abla, çık git evimden. Zehra abla, ne? Çık git. Seni polise veririm. Zehra abla, bir dinle ama. Çık git, polis çağırın. Çık git. Çık git. Zehra abla. Anne, ne oluyor ya? Ya anne, niye kovuyorsun Meral'i evden? Sus! Sus! Anne, dur yavaş ya. Sus! Alo Songül. Ne yapıyormuş bakayım benim biricik karım? Güneşleniyorum. Allah Allah, ne yapayım, çalışıyorum. Hızlı söyleme, sadece telefonla konuşmak yasak. İyi, tam fazla vaktini almayayım o zaman aşkım. Ya annemlerde otururken Araslar geldi de. Aras kim? Ya ben de tanıyormuşsun gibi konuşuyorum. Aşkım, Aras'la Evren benim çocukluk arkadaşım. Epeydir görüşmüyorduk, biraz onlarla vakit geçireceğim. Sorun olmaz değil mi? Yok canım, ne sorun olacak? Songül! Güneyi kapatmam gerekiyor. Ustabaşı sesleniyor. Akşam evde görüşürüz, tamam mı? Hadi, iyi eğlenceler. Alo. Ne o, karından izin mi alıyorsun? Ne izin alacağım oğlum? Haber verdim. Tabii tabii. Yakında sizin de başınıza gelir, ben de size gülerim. Herkes üçüncü partiye geçti, sen hala endekeleri bitiremedin. Acele et biraz. Tamam usta. Seri ol biraz kızım, kaplumbağa gibi yavaşsın. İşimiz var seninle. Tamam.
batan gemiyi ilk fareler terk edermiş. Manevi kızım diye peşinde dolanan kadın iki dakikada kapının önüne koydu seni. Sen de ona güvendin. Salaksın Meral ya, salak. Ya sen de arayıp durma artık. Anladık, çok kızgınsın. Hapse attıracaksın beni. Ya ben ne yapacağım? Ne yapacağım? En iyisi kadere gidip her şeyi anlatmak. Ayaklarına kapanıp af dilerim. Belki o zaman affeder beni. Evet. Çocuklar, siz Serkan'ı götürün eve, ben de geliyorum. Ne kadar borcumuz? 42 lira abla. Al kardeşim, cebimdeki son para bu. Sen de hakkını helal et. Dalga mı geçiyorsun abla? Paran yoktu madem, niye biniyorsun ki taksiye? Çocuğu hastaneden aldık, sen de gördün. Durumu belli. Yani otobüse mi bindirseydim? Bak, kiminin duası, kiminin parası. Ya bırak bu işleri ya. Yolunuzu iyi bulmuşsunuz ha. Kim bilir kimleri kandırdınız bu şekilde. Ha, sen de gördün, çocuğu hastaneden getirdik. Hastanenin önünden almadın mı bizi? Allah Allah, niye yalan söyleyeyim sana? Beni hiç alakadar etmez abla. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem ben. Cemre, o adam anneme mi bağırıyor? Serkan sen dur, ben bakarım. Bekle sen. Allah aşkına bak, çocuk duyacak. Ne olur yapma şunu. Nazan teyze, ne oldu? Bir sorun mu var? Var. Paramın üstünde yatıyorsunuz. Bana bakın. Paramı hemen verin. Yoksa şimdi polisi arıyorum. Onun cezası. Al, üstünde para yapacak. Sadece bu var. Al gerizekalı. Saati adama verdin değil mi anne? Tamam boş ver, önemli değil oğlum. Hiç paramız kalmadı değil mi? Yok canım, yani sadece hazırlıksız yakalandım. Yani o kadar masrafımız olacağını tahmin edememiştim. Anne, ben üzülmeyeyim diye söylemiyorsun ama ben her şeyi biliyorum. Keşke sana yardım edebilsem. Oğlum, bir tane. Sen bunları düşünüp üzülme. Ben her şeyi halledeceğim. Hiçbir şey olmaz. Okuldan avans alırım. Ama sen bunları düşünüp moralini bozma. Moralini yüksek tut. Tamam mı anneciğim? Halledeceğim ben. Hadi kus. Hadi içeri, hadi bir tane. Bozmasın seni fakir ortamlar. Şey, kader. Benim sana söylemem gereken bir şey var.
Ben... Dur, Zehra abla arıyor. Allah Allah. Alo? Zehra abla, hayırdır, sen beni aramazsın? Aa, aşk olsun kadercim, niye hayırdır ya? Yani seni aramak için bir şey mi olması lazım? Vallahi burnumda tütüyorsun. Biliyorsun o çetenin arasında en çok seni severim. Biliyorsun değil mi? Ya senin gözden zengin Meral değil miydi? Aa, bak nasıl laf çarpıyor ya, saçmalama. Ne alakası var? Kim köpek o Meral be senin yanında? Senin çalışkanlığın, senin uyumun, terbiyen kimmiş o? Saçmalama. Bak yemin ediyorum sana, inanmayacaksın. Bebiş doğduğu zaman kendi kendime dedim ki... Ay keşke dedim, bebişimin ismini kader koysaydım. Yeminle dedim bunu. Oha, ay yok artık ya. Ya kader kapat şu telefonu, yoksa vallahi saçını başını yolacağım bu kadının. Alo, kız nereye gittin kader? Bana bak, hiç özlemiyor musun sen Zehra ablanı ya, hiç mi? Hadi beni özlemiyorsun, bebişi hiç özlemiyor musun? Onu anlamıyorum yani. Yok yok, sen iyice dengesizleştin anne. Kader'le konuştuğunun farkında mısın sen ya? Ay Zehra abla ya, derslerle uğraşıyorum. Melek nasıl, iyi mi? İyi vallahi, bangır bangır ağlıyor, ne yapsın? Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Kalk gel bana, güzel güzel kahve içelim, laflayalım. Kız fal bakarım sana, gel hadi. Ya bugün olmaz, çok fazla araştırma ödevim var, onlarla uğraşıyorum zaten de. Sonra. Yarın gel. Bak burnunda tütüyorsun diyorum ya, yarın gel. Sen şimdi ne dediğinin farkında değilsin ya anne, ondan böyle konuşuyorsun değil mi? Değil mi anne? Ya Zehra ablacığım, derslerim var dedim ya. Ya hayırdır ayrıca, sen beni bundan mı aradın gerçekten? Bak her seferinde böyle diyorsun, hayırdır. Bir hayır yok, bir şey yok. Bir sebep mi olması gerekiyor bebeğim? Özledim diyorum seni ya. Söz ver yarın geleceksin. Yani söz vermeyeyim ama konuşuruz, olur mu? Hadi ben kapatmak zorundayım, görüşürüz. Tamam aşkım benim. Hadi bay bay. Pes vallahi ya. Vallahi pes sana. Karışma sen. Bir bildiğiniz var herhalde, karışma. Pis çıkarcı ya. Kader sakın bu kadına güvenme. Benden ümidi kesti, şimdi sana yanaşıyor. Bana niye yanaşsın ki? Meral zengin falan da değilim. Şimdilik. Yok ya, böyle olmayacak. Ne yapıyorsun ya? Kader, önünde diz çöküp yalvarıyorum. Şimdi iyi dinle beni. Kader, ben çok kötü bir şey yaptım. Ama gerçekten yani bu hale geleceğini bilmiyordum işlerin. Kader, ne olur affet beni, ne olur. Ya bak, bizim çocukluğumuz beraber geçti, beraber büyüdük. Kader, ne olur benim hatırım için. Hayır Meral ya, ben sana o kadar kırgınım ki. Ya insanlar bana hırsız dediler ve sen ağzını açmadın. Böyle diz çökme numaralarını falan yemeyeceğim ben. Ya Kader, ben ne diyorum, sen neredesin ya? Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi direkt söylemek. Kader, bak. Ben... ben senin... senin... Meral, niye öyle oturdun yere? Kendini acındırıyor işte. Ya Meral, bir şey söyleyeceğim. Sadri amca beni aradı az önce. Sana çok önemli bir şey söyleyecekmiş, arıyorum hemen. Yok yok, arama. Eylül, kapat şu telefonu. Ya ben biliyorum zaten ne diyeceğini. İyi, benim Kader'e her şeyi anlatmam lazım. Kader, ne?
Meral yanında mı kızım? Evet. Ama cevap veremiyormuş şu anda. Söyle ona. DNA sonucu çıktı. Kader, bak ben gerçekten çok kötü bir şey yaptım. Artık kimseye hesap vermek zorunda kalmayacak. Aslında... Çünkü Meral benim torunum. Senin hakkın olan... Meral? DNA sonucun pozitif çıkmış. Pozitif mi? Ver bakayım. Dedeciğim, bu duyduklarım doğru mu? Yani o raporda sizin torununuz olduğunu mu yazıyor? Evet kızım. Zaten benim bunda kuşkum yoktu ki. Sen niye evde değilsin? Yoksa Ejder amcanın söylediklerine mi alındın? Kızım zaten ben o fotoğraf meselesini biliyorum. Evet, evet çok alındım. Yok sizin torununuz değilmişim, servet avcısıymışım falan filan. Yani bu iftiralara karşı daha fazla onunla yan yana olmak istemiyorum. Sonuçta ben servet avcısı değilim, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Şimdi sen bize küsmeyi bırak da hadi evine dön bakayım. Hiç ısrar etme dedeciğim, ben yurtta kalacağım arkadaşlarımla. Meral kim o adam? Gerizekalı adamın teki. Babamın kuzeni miymiş neymiş? Ama raporum var işte. O dediklerini ona yutturacağım. Ay ben artık Sadri Lokumcuzade'nin torunuyum. Sen bana böyle bir benim hakkım olan falan bir şey söylüyordun. Ne diyordun? Hadi söyle de git ondan diyorum. Evet. Senin hakkın olan... ...en içten özür dilemekti canısı. Ama yani ben de çok diledim değil mi? Sen de affetmiyorsun. Artık benim yapabileceğim bir şey yok. Ne yapalım? Ay ben çok acıktım. Buranın yemekhanesi nasıl? Duş işte. Rejimi de bozayım. Hadi yiyelim. İyi hadi. Oh. Ay gerçekten şaka gibisin. Aman efendim, hoş geldiniz. Sizi burada görmek ne büyük mutluluk. Sağ olun Neriman Hanım. Meral geliyor değil mi? Geliyor, geliyor efendim. Ay kızlarım beni bırakmak istemezler. Onları kendi ellerimle büyüttüm. Yani bir anne şefkatiyle büyüdüler. Ama aramızda kalsın, Meral'in yeri başkadır. Hık demiş burnumdan düşmüş böyle asil, gururlu, lafını esirgemez. Aynı ben, bambaşkadır. Aynı, aynı. Sadri Bey, yalnız Meral çok incinmiş. Yeğeniniz gerçekten çok sert konuşmuş. Yani resmen sahtekarlıkla suçlamış kızı. Ben de çok üzüldüm Feride Hanım ama ne yapayım? İşte benim yeğenim böyle bir insan. Sevgisiz, merhametsiz. Geliyor. Heh, insan da lafının üstüne gelirmiş. Meral'cim, bak deden ayağına kadar geldi. Öp dedenin elini, sonra doğru evinize. Dedeciğim, hiç ısrar etme, ben gelmeyeceğim. Ejder amcanın o söylediklerinden sonra onunla bir daha aynı evde kalamam ben. Amcanı kovdum kızım. Artık seni üzemeyecek. Orası sadece senin evin kızım.
fabrikalarım, arabalarım, evlerim, arsalarım hepsi senin yavrum. Yatlar, katlar da değil mi Sadri Bey? Ay, duyuyor musun Feride? Vallahi şiir gibi, şiir gibi. Benim malda mülkte gözüm yok dedeciğim. Hatta bunu ispatlamak için yurtta kalmaya devam edeceğim. Aa, öyle deme evladım. Dedenin ters bir tarafına gelir, kal der. Meral, bence dedenin bir suçu yok. Bak adam da gitmiş evden. Boşuna üzme onu, sen dön önüne. Madem hepiniz bu kadar ısrar ediyorsunuz... ama dedeciğim biri bile senin torunun olmadığımı söylerse... gerçekten evi terk ederim. Bir daha da yüzümü göremezsin. Evladım, zaten birkaç gün sonra... senin soyadın da Lokumcuzade olacak. Ondan sonra kimse sana dil uzatamayacak yavrum. Dedeciğim ya, her şey bitti yani öyle mi? Artık korkacak hiçbir şey yok. Yok. Keşke beni de böyle seven bir dedem olsa. Soracağım sana. Hı. Bu Meral'le Zehra abla bir işler karıştırıyorlar. Bu işin de benimle bir alakası var ama ben anlamadım. Nasıl yani? Ya şöyle, geçen gün Meral geldiğinde Zehra abla aradı beni. Ve saçma sapan şeyler söyledi. Yok işte beni çok seviyormuş da kızının ismini kader koyacakmış. Böyle resmen sevgi patlaması yaşadı yani. Allah Allah. Zehra abla Meral'in peşinde değil miydi? Hah, ben de tam olarak bunu söyledim Zehra abla'ya. Bana ne dedi dersin? Ne dedi? Meral kim köpek dedi. Sonra Meral de işte sen bana yanaşmaya çalıştı da olmadı şimdi sana yanaşmaya çalışıyor. İşte güvenme ona falan öyle şeyler söyledi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ortalık fena karıştı. Kesin Zehra abla ile Meral kavga ettiler. Zehra abla da şimdi sana yanaşmaya çalışıyor. Niye ama? Tamam üf. Boş ver ya. Ne takıyorsun? Hedoş demiyorum hep. Eserekli işte. Siz benim kulaklarımı mı çınlatıyorsunuz bakayım? Yok ya, özlü sözlerinden birini kullandık. Ha kızlar, demin yeğenim aradı. Üniversitede kalacağı yurdu öğrenmiş. Belki sizinki de belli olmuştur. Açıklanmış mı? Şaka. Dur, dur, dur sakin ol. Dur, girdim, girdim. Geleceğim. Bakayım.
bana çıkmamış, hiçbirimize çıkmamış. Ona da çıkmamış. Neriman Hanım bizi burada tutmaz ki. Biz ne yapacağız? Sokakta mı yatacağız biz? Ay, Songül'lerde de kalacak yer yok. Sokakta yatacağız. Ne yapacağız? Eylül bir şey söylesene. Ay! Kader bir sus, bir sakin ol. Ne yapacağız diyorum, sokakta mı yatacağız diyorum ben. Kötü olurum ben böyle. Ev tutarız. Tutmaz mıyız? Ya saçma sapan şeyler söylüyorsun. Hangi parayla ev tutacağız? Çalışırız. Çalışırız değil mi Nedoş? İş buluruz. Ben keşke telefonu almasaydım. Şimdi cebimde 3-5 kuruş bir şey olurdu en azından. Hani bundan sonra parkta kalıyoruz ya, karton falan alırdık. Ay ne demek canım parkta yatmak falan. Feride Hanım katiyen izin vermez böyle bir şeye. Hem sizin hakkınız varmış burada kalmaya, öyle dedi ya. Ya Neriman Hanım'dan bahsediyorum Edoş. Ya Neriman Hanım laflarıyla da var bizi. O gözleriyle yediğimiz her şeyi boğazımıza tıkar. Ya Neriman Hanım izin vermeden biz burada kalamayız ki. Ne yapacağız? Nerede yatacağız biz? Kızım iyi bir zamanını kollarsınız yani. Yani bu kadın da canavar değil. Ya onda bir kalbi var. Edoş bu söylediğine kendin bile inanmıyorsun şu anda. Yani pozitif düşünmek lazımmış ya böyle durumlarda. Biz de iyi düşünelim, iyi olsun. Ay kesin yandık. Kesin yandık. Şişt. Hiç acımaz mı bize? Hiç sanmıyorum. Ne yapacağız biz o zaman? Of. İnanamıyorum ya. Dedemin bir değil, iki değil, bir sürü şirketi varmış. Hani ben bunların hepsini nasıl yöneteceğim ya? Uf. Ay Meral'cığım dert ettiğin şeye bak. Parasını verirsin, yönetirler işte. Hı. Cemre. Meral. Ay, senin geldiğin niye hizmetçiler bana haber vermiyor ki canım, anlamıyorum. Ay neyse, hoş geldin Cılsı. Kader ve Meral kavgasında beni haklı bulduğun için geldin değil mi? Canım ya. Yok, ben başka bir şey konuşmak için geldim. Bir sorun mu var Cemre? Benim 5.000 liraya ihtiyacım var Meral. Ama neden diye sormayacaksın, tamam mı? Sormam, tamam. Hemen verebilecek misin, acil? Şey, üzerimde o kadar yok ama şoförle ATM'ye gidersek çekip verebilirim. Cemre, bir şey olmadığına emin misin? Kötü bir durum yok değil mi? Cemre. Yok Meral. Bana pek inandırıcı gelmedi. Ya Meral üstüme gelme işte. Verecek misin, vermeyecek misin? Tamam canım, kızma. Hadi çıkalım hemen. Ay çantamda 3.000 lira var, yetmez. Emzir, uyut, gazını çıkar, kus bunu temizle. Ondan sonra bakkala yollayınca bana ne desin? Yemin ediyorum bu anaların kaderi bu ha. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim demiş. Kim bilir hayır yani? Vallahi kendine gelince sorarız. Niye zebani gibi oturuyorsunuz siz? Yatarız şimdi. Video var tabii. Uyandırsana şunu, dürt, dürt, dürt. Hafızayı kaybeder. Bak o daha iyi. Anladım. Songül. Nasıl yani? Songül hadi kalk. Kız kalksana. Ya tamam, gidiyorum yatağıma. Ne gamsızsın sen ya. Kocam bu saate kadar yok. Merak etmiyor musun? Güney gelmedi mi? Yo, geldi, buzdolabına koydum bozulmasın diye. Tövbe yarabbim ya. Kızım bir arasana şu adamı. Sen nasıl merak etmiyorsun anlamadım. Geldi çıkmak. Uzun zamandır çıkmıyordum.
sana demiştik oğlum. Arada bir takıl bizimle sen. Kızlar da gelecekti ama istemedin. Gelselerdi daha çok eğlenirdik. Baksana sap gibi duruyoruz burada. Ya yok abi, karıştırmayın kızları falan. Arada böyle çıkacaksak biz bize eşlik ederim. Onun dışında ben yokum, haberiniz olsun. Ya. Yok mu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yanında bir kız olabilir. Ya ne saçmalıyorsun Zehra abla ya? Ne alakası var şimdi? Nasıl ne alakası var? Bence bizden çok sıkılıyor yani. Kaçacak delik arıyor resmen ya. Batıyoruz biz ona. Ya konuyu nerelere getiriyorsun, farkında mısın? Bir şey büyütme ne olur ya. Sonuçta burası onun evi, gelecek. Tamam, öyle diyorsan öyle de. Biliyorum, erkek, erkek. Başıboş bırakmayacaksın bu kadar ya. Sen inan Zehra ablana. Ya tamam, sus. Meral ne yapıyor? Nerede o? Bana mı soruyorsun Meral'i? Meral'in kankası sensin. Ne oldu, bunların araları mı bozuldu? Yok be, neyi aram bozuldu? Aradım da açmadı, meşgul herhalde. Evet. DNA testi açıklandı. Meşguldür tabii. Ne çıktı ki? Ne çıkabilir? Meral'in Sadri Bey'in torunu olduğu kesinleşmiş işte. İdare eder. Nereden, kimden aldın diye sormayacağım. Çünkü çok ihtiyacımız var. Biliyorsun. Çok teşekkür ederim kızım. Çok sağ ol. Delirdim meraktan, öldüm. Ya insan bir haber verir geç kalacaksa. Bak hastaneleri arayacaktım ha. Ya sen beni merak mı ettin? Aşkım benim, gördüm aramışsın da çok kalabalıktı mekan, sonradan gördüm. Kusura bakma lütfen. Ya merak ederim diye de mi düşünmedin? İnsan bir mesaj atar geç kalacağını. Of Songül, lütfen annem gibi dırdır yapma aşkım, rica ediyorum lütfen ya. Ya merak edecek ne var, dedim Efrenlerle birlikteyim diye. Leş gibi kokuyorsun, bu halinde ya. İçki mi içtin? Songül ne var halimde? Aşkım ne var? Azıcık bir şey içtim, atarını yedim. Ne oldu, sen bana küstün mü? Gel öpeyim başımı, hadi gel. Ya içki kokuyorsun ya, yaklaşmasana. Songül, 40 yılın başı bir arkadaşlarımla dışarı çıktım. Burnumdan getirme işte aşkım ya. Bu kadar büyüteceğini bilseydim hiç gitmezdim. Lan ben mi büyütüyorum? İnsan bir pardon der, özür diler ya. Zeytinyağı gibi üstüne çıkıyorsun. Pardon Songül, özür dilerim. Affet beni, oldu mu aşkım? Geçti mi sinirim? Şişt,
Ne oluyor ya? Gece gece bağırıyorsunuz. Bebeği uyandırırsanız siz sallarsınız ayağınızda. Zehra abla sen git yat. Biz de yatacağız hadi. Ya hadi. Güney. Kalk yatağına yat hadi. Ya Güney. Senin burada ne işin var ya? Hem dedem seni evden kovmuştu. Eğer bir daha beni rahatsız edersen polis çağır ve senin için çok kötü olur. Dedeciğim! Neden böyle yapıyorsun? Beni dinlemeden, anlamadan. Ben sadece senden özür dilemeye geldim. Biliyorum. Çok yüklendim sana, kalbini çok kırdım. Ama bu böyle içgüdüsel bir şeydi. Ben amcamı korumak için yaptım yani. Dolayısıyla aramızda kişisel hiçbir şey yok, buna inan. Kötü bir başlangıç yaptık ama ben iyi devam edelim istiyorum. Sarılalım bitsin bu mesele. Ay çekil be, ne sarılacağım seninle? Kimse de bana sarılmıyor. Neyse, senden bir şey rica edeceğim. Belli ki son dönem ailenin popüler çocuğu sensin. Amcamla bir konuşsan da bana karşı bir yumuşasa, bu gerginlik çok yorucu olmaya başladı. Ben şimdi senin derdini anladım. Ya sen bu eve gelmek istiyorsun. Ay hanımefendiliğim bozup sana bir sürü hakaretler ederdim ama lokumcuzade soyadıma layık davranacağım. Aferin. Çok doğru bir karar. Madem senden bir hayır çıkmayacak, ben gidip öbür yeğenimi bulayım bari. Ne? Senin benden başka bir yeğenin yok ki. Emin miyiz? Çünkü senin baban çok çapkın bir adamdı. Tamam, senin annenle beraber olmuş, onu anladık. DNA raporu falan bu arada çok iyiydi, aferin. Ama Banu'nun da hamile olduğundan çok eminim ben. Dolayısıyla dünya üzerinde bir yerlerde benim bir yeğenim daha var. İyi. Git bul o zaman, bana ne? Ama bir daha da sakın beni rahatsız etme. Rahatsız oluyorum da lütfen uzaklaştırır mısınız bu adamı? Sakın. Sakın. Bir de utanmadan ortam kalabalıktı, telefonu duymadım diyor ya. Yuh, bu ne rahatlık ya, ne oluyor? İnsanlık hali olabilir, duymamıştır Songül, ne var bunda? Nasıl ne var kızım? Öldüm diyorum meraktan, öldüm. İnsan bir arar, geç kalacağım diye haber verir. Delirdim. Çocuklarla sohbet muhabbet derken haber vermeyi unutmuş. Olamaz mı yani? Tarafsız bir gözle siz söyleyin. Hak etmiş miyim ben o kadar lafı? Hayır. Bence de hayır, de işte gelin bir de bunu Songül'e anlatın. Yok Güneş, sana demedim. Metin hayır. Hayır oğlum, hayır. Usludur, şunu giyeceğiz sadece. Hadi oğlum, hadi bir tane. Hadi bakalım. Pardon. Estağfurullah hocam. Ya
Ya Songül'le evlendiğimizden beri bir kere bile dışarı çıkmadım. 40 yılda bir eğlenmeye gittim arkadaşlarımla. Burnumdan getirdi hocam ya. Bazen çok üstüme geliyor. Annem gibi dırdır ediyor devamlı. Ha bir de en sinirime giden... Annem gibi dırdır yapma dedi bana ya. Kızım düşünebiliyor musunuz? Beni annesine benzetti. Ay düşünemiyorum. Senin Selim cadısıyla nasıl bir tutar ya? Ben gerçekten düşünemiyorum. İçkiliymiş işte kadercim. Songül sen de takma öyle her dediğini, boş ver. İçmesin o zaman arkadaşım. İçmeyeyim, olur. Eğer benimle abuk subuk konuşacaksa içmeyecek. İçmeyeyim. Zaten eğlenmek benim neyime ki? Güney sadece evden okula gitsin, gelsin, gitsin, gelsin. Bakalım ne zaman cennet geçireceğim. Güney abartıyorsun. Kız sana hiç öyle bir şey söylemiyor. Yok hocam yok. Ben anladım onu. Onun derdi ne biliyor musunuz? Ben çalışıyorum, Güney eğleniyor. Vallahi. Ya o kadar sinir olmuş ki bana... koltukta yattım gece ya. İyi işte. Her evli erkek gibi sen de siftahını yapmışsın. Güney, şu koltuğun bir dili olsa da konuşsa. Ben kaç gece sabahladım onu da biliyor musun sen? Nasıl? Siz de mi? Güney, siz hiç biz Feride ile kavga etmiyoruz zannediyorsunuz değil mi? Olur mu ya öyle şey? Evlilikte normal bunlar. İki farklı insansınız siz. Gayet doğal. Tabii ki anlaşamayacaksınız bazı şeylerde. Güney, Songül'ü anlamaya çalış. Merak etmiş işte seni. Kaygılanmış. Niye? Sevdiği için. Sevdiği için diyorsunuz. Yani. O da var tabii. Neyse ben izninizi isteyeyim hocam. Çok başınızı şişirdim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam hiç rahatsız olmayın. Biliyorum yolu. Olsun. Songül, sen bence biraz abartmışsın. Pardon, abartmış mı? Az bile yapmış be. Cemre, ya sen bir şey söylemeyecek misin? Ya bence böyle küçük şeyler için birbirinizi kırmayın Songül. Hayat bu. Yani birinizden birisine bir şey olsa. Sen de nereden girdin konuya Allah aşkına ya? Bak arkadaşım. Ben sana söylüyorum. Sen taviz vermeyeceksin. Ya bir kere affedersen bir daha yapar, bir daha yapar, bir daha yapar. Kızlar. Hani bu Evren var ya, dün Güney'in beraber gittiği arkadaşı. Acaba diyorum o hani erkek midir yoksa kız mıdır? Erkektir bence. Ya yok muydu bizim okulda Evren diye bir çocuk? Aa. Yok kızdır bence. Ne var ben burada yalan mı söylüyorum? Bizim eski yetimhanede de vardı küçük kız Evren hatırla. Aa. Ya Songül neden Güney'e sormuyorsun? Saçmalama istersen Cemre. Gidip bile soracak mıyım yani kıskanıyormuş gibi? Olacak iş değil. Ay, tabii ki soracaksın Songül. Kocan değil mi o senin? Ay tabii ki sormayacak. Kızım telefonunu karıştıracaksın. En kesin bilgiyi telefonu verecek. Nasıl yani kadar telefonunu mu karıştıracağım? Saçmalama kızım böyle bir iğrençlik yapamam. Gerçi siz de çok haklısınız. Çok... İğrenç bir hareket. Tamam o zaman sen yapma. Ya zaten bu tam bir arkadaş görevi. Ben talimimi yaparım. Saçmalama. Ne? Nasıl yani telefonu karıştıracaksın? Evet. Sen de hiç elini kirletmemiş olacaksın. Senin hiçbir şeyden haberin bile yok. Ben halledeceğim. Kadar saçmalama lütfen. Bak sakın böyle bir şey yapma. Tamam. Tamam canım, yapmayacağım tabii ki de sen istemediğin sürece. Niye yapayım? Ne
Cemre ile Serkan neredeler? Özel bir işleri varmış. Arkadaş bunlar da ne sinsi aşık çıktı ya. Yani dersleri kaçırıyorlar. Niye bu kadar boşladılar anlamadım. Neyse. Ben artık gideyim. Şu dersi yetişmem lazım. Eylül. Biraz konuşalım mı? Ya Meral, benim derse gitmem lazım. Sonra konuşsak olur mu? Eylül çok önemli ya. Hadi gel konuşalım. İyi, tamam. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Ama çok önemli lütfen. Acaba Meral'in hayatında önemli ne olabilir yani? Mesela soyadı partisi düzenliyor olabilir. Tabii ki kimsenin gelmeyeceğinden korkmuştur doğal olarak. Eylül de böyle en yumuşak suratlı ya. Kafalayacak onu. Ama hayatta gitmem. Hayatta gitmem. Siz ne zamana kadar böyle takılacaksınız? Ya barışacaksınız kızım, illa ki barışsanız artık. Yok, barışmayacağız. Ya artık herkes ederi kadar güney. Ben çok değiştim. İyi, hadi bakalım. Enişteciğim ya. İki çay alsan da içsek mi beraber? Hadi alayım. Dur. Bak Meral. Eğer kaderle barışmak için benden yardım isteyeceksen ben sınırınıza falan girmek istemiyorum. Kader sana kızmak da çok haklı bence. Hayır. Seni o yüzden çağırmadım tabii ki. Ayrıca ben defalarca özür diledim. Kendisi bilir artık. Ne, ne oldu o zaman? Eylül, dün Cemre bana geldi. Benden 5.000 lira istedi. 5.000 lira mı? Evet, nedenini sorma dedi. Ben de sormadım zaten. Ama başı belada mı, bir şey mi oldu merak ettim. Yok, yani bir şey olsa biz bilirdik. Ne yapacak ki o kadar parayı? Sen ne yaptın, verdin mi peki? Tabii ki verdim. Aldığı gibi koşturarak gitti. Çok garip. Hayır, yani alışveriş için ya da ne bileyim Serkan'la gezip tozmak için istediyse helali hoş olsun. Ama yani Cemre bir tuhaftı. Ben de onun için çok endişeli. Başına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum. Neredeymiş bu Evren? Ne haber kanka? Erkekmiş. Oh be, hiç şüphelenmemişti ki son gün zaten benim kuruntum. Kader. Ne yapıyorsun sen? Saate baktım. Kader, gördüm. Telefonla konuşuyordum. Yo. Kader, yalan söyleme. Evren'i aramışsın işte. Neden aradın? Aramadım. Kader, aramışsın işte bak. Son arananlar Evren. Songül istedi değil mi? Ay hayır, vallahi Songül istemedi. Sen Evren'i nereden biliyorsun o zaman? Niye direkt Evren'i aradın? Telefonumu nasıl karıştırırsın ya? Ayıp değil mi bu? Ya tamam. İtiraf ediyorum, ben aradım. Ama gerçekten ben aradım yani. Songül asla böyle bir şey istemedi. Ben sadece kendi merakımdan yani. Alo, efendim Evren. Telefon yanlışlıkla aramış kanka, kusura bakma. Yok, gerçekten Songül istemedi. Ya vallahi Songül bir şey istemedi. Ya Güney gerçekten bir şey... Of. Ay, çok kötü bir şey. Songül beni mahvedecek. Serkan, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sadece biraz başım dönüyor. Daha ne kadar sürecek? Bilmiyorum ki. Doktor 2 saat demişti ama... Ben bir daha sorayım anneciğim.
Uzanmak ister misin? Koltuğu yatırayım mı? Uzanırsam daha çok midem bulanacak. Su ister misin? Su vereyim mi? Serkan iyi misin? Midem bulanıyor Cemre. Ne yapabilirim? Cemre bir poşet var mı? Ya keşke su içirmeseydim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, iyiyim. İyiyim Cemre. Serkan iyi değilsin. İyiyim, iyiyim. Çubuk krakere iyi gelir. Mide bulantısını bastırır. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Serkan bak, gel misin? İyi gelirmiş. Hadi ne olur. Acaba? Şşş, ne bağırıyorsun be ciyak ciyak? Allah Allah. Sapık mıyım ben ya? Ben seni çok özledim. Aşkım, gerçekten çok özlüyorum ya. Aşkım falan deme bana. Hem sen geçen gün beni bir daha kabıma gelmedi evinden kovdun ya. Anladım. Duydun tabii DNA sonucunu. Hemen kapıma düştün değil mi? Sen sadece iyi gün dostusun Zehra abla. Ne alakası var ya? Sen tabii ana olmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Ana olmak ne demek bilmiyorsun, o beşikte küçücük bebişim. Ne yapacak o ben hapise girersem? Ne yapacak? Kim verecek süt ona? Saçma sapan konuşma ya. Yemin ediyorum ruh sayım zaten benim daha hormonlar da tavan. Biniyor bir çıkıyor, yemin ediyorum alt üstüm ben ya. Kime bilmiyorum ben? Bir daha sana asla güvenemem. Git buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Benim tepemi attırma. Vallahi ben de sana hiç güvenmiyorum. Gerçek torunu olduğunu anlayınca bu ne afra tafra be? Allah Allah. Bu ne afra tafra? Ben yarattım seni, ben. Meral Lokumcuzade'yi ben yaptım, ben yarattım seni. Ne saçmalıyorsun be? Eğer canım isterse ne yaparım biliyor musun? Gider Macide'ye her şeyi anlatırım. Her şeyi. O Veysel'le DNA'yı nasıl değiştirdiğimizi, neler çevirdiğimizi teker teker anlatırım. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Bugüne kadar bir şeyi yaparım, yapacağım dediğimde yapamadım mı? Zehra'yım lan ben. İstediğim her şeyi yaparım sana. Anlat. Cesaret edemezsin ki, seni de hapse atarlar. Şantajcı. Ben nereden bulaştım ben bu kadına ya? Okul nasıl gidiyor? Güzel, iyi. Sınıf başkanı seçildim. Gerçekten mi? Aferin sana. Sırmaların evi burası mı? Ha, aynen burası. Sen burada dur, ben iki dakikada kitabı alıp geleyim. Dur dur, birlikte gidelim. Hem tanışmış olurum sırmayla. İyi peki. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Gebertirim lan seni. Ne oluyor ya? Bırak ne olursun. Kavga mı ediyorlar? Yardım edin. Babam annemi öldürecek. Tamam gel gel gel. Gel tamam dur. İmdat! Kurtarın! Kurtarın! Yardım edin!
Yemin ederim acımam ha. Yapma. Ayrılmak neymiş? Gösteririm sana. Burada durun tamam mı? Sakın korkmayın. Yaklaşmayın. Annesiz baba kalsın çocuklar, bırak. Sen onları babasız bırakacaksın ya. Boşanmak ne lan? He? Kim veriyor sana bu akılları? He? Ölümün çıkar bu evden, anladın mı? Çocukları alıp götüremezsin hiçbir yere. Anladın mı? Ya bırak! Ya bırak, görmüyor musun? Çocuklar var burada. Sen kim oluyorsun lan, bırak? Ne giriyorsun ailemizin içine? Çekil şuradan. Bırak silahı, bir kaza çıkacağım. Ya abla dur. Sen beni katil mi diyeceksin ha? Yürü eve. Hadi. Hadi yürü. Bırak Fikri. Aile meselemize karışmak neymiş göstereceğim sana. Yapma. Yapma, insanlara zarar vereceksin, yapma. Fikri bırak çocukları, ben geleyim seninle, bırak. Sakin olsun. Hadi yürü. Yürü. Katil meşresiz beni ver. Yürü. 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 Kız korktun mu? Nereden çıktın sen öyle ya? Kedi gibi. Ne haber? Meral'i görmeye gelmiştir. Söyle hizmetçiye çağırsın. Çağır mısın hizmetçi? Ben seninle konuşmak istiyorum. Benle? Evet. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Yapar mı Zerre abla ya? Ya bu dediklerini Macide'ye anlatır mı gerçekten? Of. Yok ya, yapmaz. Hem cesaret yoktur bir kere. Hem kendini yakmış olur yani. Ay Zerre abla bu. Ne yapıp eder? İşin içinden sıyrılır. Ulan sana olur Meral. Ah salak ya. Dediklerini uygulayacaktın işte. Ben gidip gönlünü alayım. Korkunç yani, anladın mı? Zerre abla mı? Onun sesi mi ya? Hadi beni bırak. En yakın arkadaşı ya. En yakın arkadaşına para için sattı bu kız. Rezalet bir şey. Ahlak dışı bence. Riyakarın teki bu be. Resmen riyakar. Kötülükleri yapıyor, yapıyor. Ondan sonra sıyrılacağını düşünüyor. Bu ne? Bir kere hasta. Ya anladın mı? Kendinde değil gibi. Hafif gidik. Ne oldu? Bembeyaz oldu. Bir şey mi var? Sen bacım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Annemi kurtarın. Babam onu öldürecek. Ne? Ne diyorsun yavrum sen? Babamın silahı var. Annemi vuracak. Büşra ile ablasını da rehin aldı. Eve kapattı onları. Babam hepsini öldürecek. Sen ne diyorsun kızım? Yürü. Koş. Koş, koş. Koş. Sen şimdi her şeyi anlattın mı yani? Evet anlattım. Ne oldu? Rengin soldu birden. İyi misin? Doğru değil. Doğru. Her şey doğru.
Anlattıkları doğru değil. Ya gerçekten inanın bana, ya doğrusunu anlatsın, hadi söylesene onlara. Sakın. Sakın. Ay, o saçma sapan hikayeyi baştan dinlemek istemiyorum ben ya. Sen niye bana bunları anlatıyorsun? Bana ne el alemin yok, komşusu en yakın arkadaşını dolandırmış da bilmem neymiş. Bana niye anlatıyorsun bunları? Arkadaşın yok mu senin? Bahar, çok arkadaşım var Emre benim. E git onu anlatsana. Seviyorum sizle konuşmayı. Hayır, neden gelip böyle evimize bu varaş varaş hikayeleri bize anlatıyorsun ki? Bir de sen de gözlerini belertip belertip. Kıstadan ise falan mı var, anlamadım ben. Ahbaplık canım, ahbaplık ediyorum, ne var? Ahbaplık. Ay harika, boş ver. Boş ver, biz girelim. Ayaklarım şişti. Deli mi bunlar? Kız çok komik gözüküyorsun. Bembeyaz o nortlak gibi. Korktun mu çok? Hiçbir şey anlatmadım ki. Vallahi. Ama benimle böyle yetişmeye devam edersen anlatabilirim. Şimdilik anlatmıyorum yani. Sen ne biçim bir insansın ya? Neden? Resmen tehdit ettin beni. O kadar iyilik yaptım ben sana ya. Abla olarak uyarıyorum yalnızca. Allah Allah. Kızım, ben seni manevi kızım gibi görüyorum. Yeminle. O kadar seviyorum ki seni. Yani özlüyorum, öyle düşün yani, özlüyorum. Ne güzel eğleniyorduk yani. Barıştık mı ne olur? Söyle ya, barıştık mı? Ne güzel eğleneceğiz yine. Kader, ne yaptın ya? Kızım, niye karıştırdın telefonu? Nasıl açıklayacağım çocuğa? Ya son gün zaten Güney bir ton kızdı. Sen de canlama lütfen. Ya kızım, ben senin için yaptım. Ya kader, sana yapma dedim ya, yapma dedim. Ya ama ben çok merak ettim Evren kızım erkek mi diye. Yine de telefonunu karıştırmaman gerekiyordu. Ya tamam canım arkadaşım, kızma bana lütfen. Ya gerçekten senin için yaptım kızım. Yani sen böyle için rahatlasın diye yaptım. Hadi affet beni. Affet beni. Affet beni. Kader, ne yapıyorsun? Yalışma kızım. Ustabaşı görecek şimdi. Hadi git. Tamam tamam, gidiyorum ya. Kızım, ne yaptın ya? Nasıl açıklayacağım bunu Güney'e? Sadece sen açıklama. Ben de geleyim. Hatta Eylül'ü de çağıralım. O çok iyi arabuluculuk yapar. Bir birlik oluruz, hallederiz. Ha? Çabuk ara, hadi. Görmesin ustabaşı, hadi. Dur arayayım. Onları sen çağırdın değil mi? Lan! Ne yapayım lan ben seni? Abi çok korkuyorum. Canım, korkma. Bak ben buradayım, hiçbir şey olmayacak. Fikri, Fikri bırak çocukları, gözünü seveyim. Ne olur gitsin. Onların ne suçu var? Kes! Bunlar mı seni benim elimden alacak? Kralı gelse seni kimse alamayacak. Son kez soruyorum. Boşanacağım lan sen benden ha? Boşanacağım mı? Fikri, bak bırak çocukları, sonra konuşalım. Ne yapıyorsun lan sen? Ver bakayım onu bana. Ver onu! Ver onu! Alo. Allah kahretsin. Polisi var adına. Alo. Ne yaptın lan sen? Öldüreyim lan ben seni ha? Bırak. Yalaçırım lan çünkü. Eylül. Eylül. Ne yapayım lan ben seni? Büşra dur. Ver dur hemen. Sakin ol. Bu adam kim ya? Eylül, ses versene. Ne oluyor? Biri öldürürüm seni falan diyor. Ver. Alo Eylül. Polisi çağırdım. Değil mi? Ne yaptın lan sen? Ha? Sakin ol. Öldürürüm lan seni. Eylül, konuşsana kızım. Ne olur konuş. Bırak beni. Göbertirim lan seni. Göbertirim. Ya dokunma ablama, bırak. Çek. Ya dokunma ablama. Bırak beni. Ne oluyor, bu adam kim? Bunlar neredeler? Bilmiyorum kızım. En son Feride Hanım'a gidecekti. Bu sesler ne? Arasana Feride Hanım'ı. Öldüreceğim lan seni. Ya bırak. Ya sakin ol. Ya ablama bırak, dokunma. Büşra dur. Bırak o silahı. Bırak, bak bir kaza çıkacak, bırak. Bırak beni. Ne yapayım lan ben seni? Ben dönemem. Ya dokunma ablama, bırak. Fikri. Ben konuşacağım seni. Bırak seni. Ya ablama bırak, dokunma. Büşra. Fikri bırak. Bırak. Alo Feride Hanım, Eylül nerede biliyor musunuz? Yani aradım, arkadan bir sürü ses geliyordu.
Ya çok korkunç bir şey oldu son gün. Eylül ile Büşra içerideler. Manyağın teki bunları bir eve kapatmış. Hepsi içeride. Delireceğim. Ne? Gidelim. Etrafın sarıldı. Çocukları bırak, teslim ol çabuk. Konuşamıyorum şimdi. Bizim evin arka sokağındayız, tamam mı? Kapatıyorum, kapatıyorum hadi. Ne oldu, cevap vermiyor mu? Ya niye bir şey yapmıyorsunuz hadi? Etrafın sarıldı, son kez uyarıyorum seni. Teslim ol. Sakın yaklaşmayın. Teker teker hepsini öldürürüm. Çekin gidin buradan. Sakın, sakın bırak. Bırak çocuklarımı! Feride, Feride dur. Feride dur, tehlikeli olabilir. Feride bir tanem dur. Tehlikeli olabilir, dur. Ya nasıl durayım ya? Adamın elinde silah var. Ya bir şey yaparsa? Feride. Olur bırak, bırak içeri gireceğim. Bırak. Feride Hanım. Toprak lütfen. Feride Hanım. Bırak. Feride Hanım. Feride Hanım, anlıyorum sizi. Ama kontrolü kaybetmememiz gerekiyor. Güvenin bana. Lütfen güvenin bana. Adam delirmiş. İçeriye girersek herkesi riske atarız. Merak etme, kimseye bir şey olmayacak. Onları kurtaracağız. Uzun sürdü, canın çok yandı mı? Defne bir izin ver de uzansın Serkan. Neden? Konuşamıyor mu? İyiyim Defne. Korkma, tamam mı? Ama çok kötü görünüyorsun. Defne tamam kızım, sakin ol. Kardeşim biraz dinlensin. Sonra konuşursunuz anneciğim. Hadi geç oğlum. Ya anlatsanıza, bilmek istiyorum. Kardeşim o benim, öldüm meraktan. Defne iyiyim ben. Biraz uykum var, uyuyayım. Dinleneyim, sonra konuşalım, olur mu? Ya uyuma, ya uykunda bir şey olursa? Defne bir susar mısın? Hiçbir şey olmayacak. İzin ver de dinlensin. Tamam Defne, hadi kızım sen gel mutfağa, biraz konuşalım, gel. Anne, anne ne olur karşım ölmesin. Bana bak, bir daha o lafı ağzına aldığını duymayacağım. Serkan tedavi görüyor. Öyle ölmek falan nereden çıktı? Ya tamam ama... Olması yok. Sana dediğimi yapacaksın. O kardeşinin karşısında böyle sırı sırı alamayacaksın. Ama ne yapacağım? Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Kendime engel olamıyorum. Tamam, zor. Biliyorum anneciğim. Ama kardeşinin morale ihtiyacı var. Senin de böyle karşısında sakin olman gerekiyor. Hadi kızım, sen böyle biraz dışarı çık. Hava al, kendine gelince de dönersin. Hadi anneciğim. Dışarı çıkmak istemiyorum içimden. Sadece ağlamak geliyor. Efendim Meral. Kızım sen ne biçim koçsun ya? Vallahi can sıkıntısından öleceğim burada. Hadi buluşalım, yoksa iş başlamadan kovacağım seni. Yok, bugün buluşmaya gelemeyeceğim. Hastayım da biraz. Yok yok Meral, gelir buluşmaya. Ona da iyi gelecek bu. Nereye gelsin? Tamam canım, hemen geliyor. Ya anne niye böyle söyledin? Gitmek istemiyorum. İstiyorsun, çok istiyorsun. Çok çok istiyorsun. Hadi, hadi, hadi git, sana da iyi gelecek. Hadi kızım, hadi, hadi bir tanem, hadi. Toprak. Ya bir şey olursa kızlara? Olmayacak bir tanem. Olmayacak, bak polisler burada. Biz buradayız. Aklına getirme böyle şeyler, tamam mı? Olmayacak bir şey. Tamam. Tamam. Feride Hanım. Ya Feride Hanım ne oluyor? Eylül'le bir şu an nerede? Hayır anlamadım, bu adam kim? Kızlarla ne alakası var ya? Kızlar sakin. Önce biraz sakin ol. Büşra'nın arkadaşının babası. Karısını dövüyormuş. Eylül'le Büşra da tam o sırada olaya dahil olmuşlar. Bu. Niye kimse bir şey yapmıyor? Abi, lütfen bir şeyler yapın. İçeride arkadaşlarımız var, lütfen kurtarın. Tamam, merak etmeyin, açılın. Açılın, elimizden geleni yapıyoruz, açılın. Hani bir şey yapmıyorsunuz? Yapıyoruz, Songül. Şş, tamam. Sakin ol, tamam. Bak, ellerinden geleni yapıyorlarmış zaten.
Ya ne yapıyorlar Feride Hanım? Duruyorlar öyle. Kader, tamam. Bırakalım işlerini yapsınlar. Sakin olun. Çok dikkat et, çok dikkat et. Ne yapıyorsun lan? Karı koca kavgası bu. Defolun gidin, yoksa çok kötü şeyler olacak. Fikri, ne olursun bırak çocukları gitsinler. Bak söz veriyorum, yeminle boşanmayacağım senden. Ne olursun bırak. Kes lan! Demin çar çar ötüyordun. Yeminle hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Korkma, tamam mı? Korkma, korkma. Sakin ol. Korkma. Otur, otur. Bak tamam, bak tamam. Beni dinle. Bana ne yapmak istiyorsan yap. Ama kardeşimi bırak. O bana annemin emaneti. Kes lan sesini. Geç lan yerine! Ya! Geç yerine! Ya bırak! Geç öne diyorum. Ya insanlara yaptığını görmüyor musun? Küçücük çocuk o da. Bırak gitsin. Kızım sağır mısın sen ha? Ha, kendini öldürteceksin mi lan sen bana? Geç lan! Kes sesini! Geç! Hayır geçmeyeceğim. Amirim ne yapıyor bu kız? Çok tehlikeli. Adam oyalamaya çalışıyor. Öldürürüm seni, geç ya. Hazır ol. İşaretim. Geç lan! Kaçsa saldırırım sana! Bırak o silahı! Bırak o silahı, bir kaza çıkacak şimdi! Geç! Geç! Öldürürüm seni! Öldürürüm! Yapma! Paralarını! Öldürürüm! Yapma! Geç! Geç lan! Geçmeyeceğim! Kızım sağır mısın sen? Gidin lan filan. İndir silahını! Bırakın beni. Ben karımı çok seviyorum. Beni boşamasın diye bunu yaptım. Nasıl sevgi lan bu? Necla. Büşra. Bak beni boşamasın diye yaptım bunları. Bağla kelepçeyi şuna. Necla. Ne sevgisi be? Ha? İnsan sevdiğini öldürmek ister mi? Hayvan herif! Yürü. Yürü. Ecla. Yürü. Memur bey, kızım nerede? Sırmam nerede? İyi mi? Hanımefendi, kızınız iyi. Dışarıda sizi bekliyor. Tamam, tamam ablacığım. Geçti gitti, tamam mı? Yakaladılar. Korkma sakın. Tamam. Eylül, iyi misiniz? İyiyiz. Elin ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını farkında mısın? Ölebilirdin. Yardım etmek istemiştim sadece. Etme Eylül, bırak. Bu benim işim. Olur. Yapmam bir daha. Bir dahaki rehin alınışımda parmağımı bile kıpırdatmam. Oturur kös kös beni kurtarmanı beklerim. Allah Allah, gel. Bir şey olsaydı. Eylül ya. Ya hani diyorlar ya parayla saadet olmaz diye. Ay oluyor canısı, vallahi oluyor. Ya böyle isteklerine sınır koymuyorsun. Yani böyle zengin olunca mutlu olmamak için geri zekalı falan olmak lazım değil mi canısı? Ay Defne'cim, bu içi geçmiş hallerin beni depresyona sokuyor. Vallahi iş akdimizi gözden geçirmeyi düşünüyorum. İş akdimi? Ay şaka yapıyorum ya, sanki maaşı veriyorum canınızı.
Hani sen bana zenginler gibi gezmeyi, tozmayı öğretecektin. Ay günlerdir tık yok. Vallahi bu içtiğin soğuk kahvenin hakkını ver lütfen. Hayat senin için bundan ibaret değil mi? Zengin olmak, eğlenmekten başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Gerçek mutluluk insanın sevdiklerinin hayatta olması, sağlıklı olması, tamam mı? Onun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Ah, ben şu an şok. Ay, sen resmen fakirler gibi konuştun. Hayır, hani onlar için de önemli olan sağlık, mutluluk falan ya. Ay, resmen fakir edebiyatı yaptın canısı. Ay, çok banal. Ay, ruhumu baydın. Neyse, ben tuvalete gideceğim. Yalnız makyajımı tazelemeye değil, ruh halimi tazelemeye gidiyorum. Sen de kendine gel. Size ne kadar teşekkür etsek az. Çocukların hayatını kurtardınız. Rica ederiz. Biz görevimizi yaptık. Sizin ne işiniz var burada? Ya başınıza bir şey gelseydi? Yani Feride Hanım, Büşra defterimi sırmada unuttum deyince... yani ben de aslında... Yanisi manisi yok Eylül. Size bir şey olsaydı ben ne yapardım? Feride. Feride, ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun çocuklara? Ya ne yapıyorum? Bir tanem, onun bir suçu yok. Öyle olacağını bilemezdi. Feride Hanım haklı. Ben hiçbir zaman koruyamadım zaten kardeşlerimi. Ne bakabildim, ne büyütebildim. Al işte. En azından iyi bir abla olmaya çalışıyorum ama bunu da başaramıyorum galiba. Olmuyor yani. Şişt, tamam. Yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. Sen beni yanlış anladın. Öyle bir şey söylemek istemedim Eylül. Sen çok güzel bir ablasın. Kardeşlerimi hep elinden geleni yaptım. Çok korktum. Çok korktum, özür dilerim. Bağırdığım için özür dilerim, tamam mı? Çok korktum, çok korktum size bir şey olacak diye. Feride. Hadi gidelim bir tane. Hadi. Çocuklar perişan oldu, hadi. Fiyatlar olsun. Sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Senin hayatının yakın takipçisiyim. Şu an seninle uğraşamam. Git başımdan hadi. Bir soru soracağım. Cevabını alayım hemen. Acaba Banu'nun senin eski kaldığın yurtta ne işi vardı? Hayır, yani düşünüyorum, taşınıyorum. Ali'nin takkesini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye koyuyorum. Bir türlü olmuyor. Aylarca akıl hastanesinde kalmış. Ondan sonra da senin kaldığın yurtta çıkan bir yangında maalesef. Acaba ne işi vardı orada? Nereden bileyim ben? Nereden bileceksin sen? Nereden bilmiyorum. Ben bilirim ya. Ben zeki bir adamım böyle. Biraz araştırmaya bakar sadece. Ya senin işin gücün yok mu? Böyle boş boş işlerle uğraşıyorsun. Yok. Olsaydı böyle boş işlerle uğraşmazdım. Mesela amcamın şirketlerinden bir tanesinde böyle önemli bir mevkide bir işim olsaydı benim bu tür boş işlerle uğraşmaya hiç vaktim olmazdı. Zaten geri kalan vaktimde de havuz başında böyle sere serpe uzanır, güneşlenirdim. Böylece sen ve Banu arasındaki ilişkiyi araştırmak için hiç vaktim olmazdı. Ama ben boşuna heveslenmeyeyim. Amcam çok kıskın bana. Cık.
Şimdi sana şu kilidi açar mısın? Teşekkürler. Buraya numaramı yazıyorum. Amcam diye kaydediyorum. Ve senden telefon bekliyorum. Ara beni. Düşün, taşın, ara beni. Ama sadece bunun için değil. Yani genelde de ara. Hal hatır sormak için. Amcanım ben senin sonuçta. Ya bu adam niye sürekli peşimde ya? Ay bu adam böyle her şeyi kurcalamasın. Zengin hayatımın tadını çıkarmak istiyorum ya. Neyse. Baya baya ölümden dönmüşsünüz Eylül. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ya Feride Hanımcığım, bu kek inanılmaz olmuş. Bir tane alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. Afiyet olsun. Vallahi aldım elimle de. Teşekkürler. Serkan'cığım, sen beğenmedin galiba. Hiçbir şey yememişsin. Rejimde misin yoksa? Kilo da vermişsin sanki biraz. Yo, gayet iyi görünüyor bence. Bilmem, sanki biraz solgun gibi görünüyorsun. Hasta falan değilsin değil mi? Her şey yolunda. Yo, iyiyim. Gayet iyiyim. Sağlıklıyım. Yok yok. Bence her şey yolunda değil Feride Hanım. Ya bunların bir suratları asık ama böyle bir şey heyecanları sıkılıyor. Çözemedim daha. Bakalım. Cemre. Bir sorun mu var? Yok. Her şey yolunda. Biz gayet iyiyiz. Mutluyuz gerçekten. Ya mutlu olursun çünkü sen güzelsin, sevgin, yakışıklı. Ya insan başka ne ister ki? Fadik. Saçmaladım değil mi amirim? Ya çok affedersiniz, ben size çok yakışırdım da onu söylemek istedim sadece. Teşekkür ederiz. Alo, efendim. Çok müsait değilim ama dinliyorum, buyurun. Evet, baktım ben o eve. Ya çok beğenmedim. Daha temiz bir eviniz yok mu acaba? Tamam, okey. Yarın müsaitim, yarın müsaitim. Tamam, tekrardan haberleşiriz. Kolay gelsin. Ev mi arıyorsun? Hı hı. Aslında bizim üst kat boş. Anahtar bizde. Ev sahipleri de iyi insanlar. İstersen bir bak. Olur. Süper olur hatta. Bu civarlarda bakıyordum zaten eve. O zaman kesin beğeneceksin. Çünkü çok sevimli bir daire. Hemen bakabilir miyiz peki? Olur tabii, bakarız. Süper. Songül. Biz de kalkalım yavaş yavaş. Olur. Burası çok güzel ya. Sessiz, sakin. Tam bana göre. Oturduğum evde gürültüden bazen uyuyamıyordum bile. Yalnız burada da pek sessizliği vaat etmiyoruz. Aşağıda iki tane çocuk var. Aa, aşk olsun. Benim kuzucuklarım çok tatlıdır. Hiç aramazlık yapmazlar. Sadece arada bir koşturuyorlar, o kadar. Olur o kadar ya. Ya o beni rahatsız etmez bu arada. Aksine huzur verir, mutluluk verir bana Feride Hanım. Ya bu arada artık hanımla bir konuşmayı bıraksak mı diyorum? Tabii. Olur. Pardon, siz geçin. Alo. Ha, anneciğim. Müsaitim, biliyorum. Tertemiz, çok güzel.
Ben tutarım orayı. İyi, hayırlı olsun o zaman. Ne oldu? Gülümsemek sana daha çok yakışıyor. Yani... hep gülerim ben aslında. Öyle mi? Ya tamam. Öyle birkaç kere kızmış olabilirim sana ama... dışında bir insan değilimdir yani. Gerçekten merak ediyorum. Neden bana sürekli kızıyorsun? Tanımıyorsun bile beni. Yakın arkadaş da değiliz. Ama sürekli kızıyorsun, neden? Yani ukalasın da ondan. Böyle üstten üstten konuşuyorsun insanlarla. İnsan gıcık oluyor ya. Ya, pardon. Gıcık oluyor derken aslında öyle değil. Ya gülme ne olur. Bak özür dilerim gerçekten. Gülme öyle hadi. Tamam. Anlaştık. Bir daha ukalalık yapmayacağım sana. Söz veriyorum. Tamam. Ciddi bir şey soracağım. Feride Hanım. Yani Feride. Kardeşlerin için. Onlar benim çocuklarım dedi. Neden? Akraba mısınız? Hayır. Yani... bizim annemiz ölünce... Feride Hanım'la Toprak Hoca... kardeşlerimin koruyucu ailesi oldu. Başın sağ olsun. Sağ ol. Babam peki? O da ben küçükken öldü. Ya gerçekten özür dilerim bak. Saçma sapan bir sürü soru sordum yine. Meslek hastalığı. Başladım mı durduramıyorum kendimi. Gerçekten özür dilerim. Yok, önemli değil. Gerçekten önemli değil. Nasıl buldun? Harika. Hatta hemen arama fırsatımız varsa ev sahibini arayalım. Bir önce taşınmak istiyorum buraya. Öyle mi? Süper, çok sevindim. Çok seveceksin burayı. Yani benim için özel bir yeri vardır da bu evin. Umarım sana doğru getirir. Toprağa burada aşık olmuştum ben. Serra abla ya. Ya adam resmen tehdit etti beni. Ya Banu gece yurtta öldüğünü de biliyor. Hayır birazcık daha kurcalasa kaderin annesi olduğunu öğrenecek. Aşkım niye bu kadar panik yapıyorsun sen ya? Elinde taş gibi dehanem var. Korkma bu kadar. Havlayan köpek ısırmaz. İnan bana sen. Ya, yine de benim bir şekilde bu adamdan kurtulmam lazım. Adamı bu kadar karşına alma. Bu kadar uğraşma yani. Bırak biraz suyuna git adamın. Lütfen. Nasıl yapacağım? Ne karıştırıyor bunlar ya? Sen akıllı kızsın da Katakuli'ye kafan işlemiyor. Yani ne bileyim de ki sana çok acıdım. Dedemle konuşacağım. Adamın ağzına bir parmak bal çal ya. Aşkım bu adam bu kadar kurcaladığına göre kesin çok aç. Dur sana. Allah Allah, hiç anlamıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum anne ya. Niye kapı dinliyorsun? Niye kulağımı çekiyorsun sen de? Terbiye vermek için. Özür diler misin lütfen? Hem canım acıdı burada. Hem siz ne işler çeviriyorsunuz ha? Böyle gizli gizli konuşmalar, fısırdaşmalar. Ne oluyor? Ayrıca bana vereceğin o şefkati, ilgiyi gidiyorsun sen Meral'e veriyorsun. Meral ilgileniyorsun sen. Hep Meral'le konuşuyorsun, hep onunla ilgileniyorsun. Benim senin kızın anne o değil. Oh, aşkım ya, nasıl içim acıdı? Gel buraya. Kıskandın mı sen? Böyle bir şey olabilir mi? Akıl veriyorum ben buna. Anne böyle bir şey yapar mı? Sen tanımıyor musun? Ayrıca senin için yapıyorum her şeyi. Meral sana telefon alacakmış.
Bana. Evet. Bana telefon mu alacaksın? Niye ya? Evet, niye ya? Demin konuştuk ya aşkım. Zehra abla, sen benim için çok şey yaptın. Ben de altta kalmak istemiyorum falan dedin ya bebeğim. Çünkü o bir melek. O bir melek. Ben böyle kablosuz kulaklı olan telefonlardan istiyorum. Aşkım, kablolu kablosuz, kulaklı kulaksız istediğin her şey. Yaz bir kağıda, gitmeden veririz ona. Sen var ya, çok iyi bir kızsın. Vallahi çok iyisin sen. Ben şey yapayım, gideyim netten araştırayım şimdi ben o telefonları, bakayım. Getireceğim sana, tamam? Seviyorum sizi. Çok iyi bir kızsın sen. Çok iyi bir kızsın. Gördün mü nasıl sevindi bebiş? Aşkım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben bir şey soracağım. Bu araba niye diğer polis arabaları gibi değil? Yani böyle sireni yok. Ben devreye gezmiyorum ki. O ekip otolarında oluyor. Ha, biz ekip otolarına alışırız demek ki. Nasıl yani, anlamadım. Ay bilmiyorum. Ay sen bilmiyorsun. Ya bizim başımıza neler geldi. Biz daha önce silahlı saldırıya uğradık, kaçırıldık, ölümlerden döndük. Yani resmen bizim hayatımız film gibi. Hayatımız. Ne oluyor, anlamadım. Bir şey mi oldu? Yok canım. Bir şey olmadı kadarcığım. Anlaşılan benden daha çok tehlike atlatmışsınız. Evet evet ya, bayağı bir şey geldi başımıza. Yani bence biraz abartıyorsun kadar. Yok, abartmıyorum. Abartıyorsun, abartıyorsun. Hayır ya, ya daha hepsini anlatmadım bile. Özet geçtim kızım. Neden geldi başımıza? Utanacağım. Yani hem utanacak bir sebebim yok ki. Yani çok saçma. Peki. Küs müyüz? Ne zamana kadar suat asmaya devam edeceksin? Songül, sen bana neden güvenmiyorsun? Nasıl yani, anlamadım. Bugün Kader'i telefonumu karıştırırken yakaladım. Evren'i aramış. Evren'in kızı olduğundan şüphelendin değil mi? Ben seni evde bırakıp dışarıda kızlarla geziyorum, öyle mi? Hayır. Ben kimseye aramasını söylemedim. O kendi aramış. O zaman şüphelendiğini anlamış olmalı Songül. Anlatmışsın işte, durup dururken niye böyle bir şey yapsın? Hayır ya, şüphelenmedim. Sadece dün akşamki gerginlikten bahsettim ona. Aramızdaki gerginliği sen çıkardın Songül. Benim için bir sorun yoktu. Hala da yok. Var Güney. Aramızda bir sorun var. Ya eskisi gibi birbirimizi anlamıyoruz artık. Sanki iki farklı hayat yaşıyor gibiyiz. Sen üniversiteye gidiyorsun, ben atölyede ütü yapıyorum. He, evde mutlu değilsin, Zehra ablaya sinir oluyorsun. Ne bileyim, belki eski hayatını özlüyorsundur. Artık sık sık annene gitmeye başladın, eski arkadaşlarınla buluşuyorsun. Çünkü Zehra ablaya katlanamıyorum Songül. Sıkılıyorum, bunalıyorum. Bunu anlamak neden bu kadar zor? Lütfen, taşınalım o evden. Lütfen. Yeni bir ev tutalım kendimize. Yeni bir hayat kuralım. Lütfen, yalvarıyorum sana. Ya yapamam Güney. Zehra abla kardeşimin annesi. Onları nasıl yalnız bırakayım? Bırakamam.
Yani ben bu hayatı yaşamaya mecburum, öyle mi? Ya hayır, mecbur değilsin. İstiyorsan git tabii ki. Hiçbir şey için seni zorlamıyorum. Ama onları yalnız bırakamam. Bu mu çözümü? Benim gitmem, öyle mi? Hadi durmayalım, yolun ortasında gidelim. Emin misin Eylül ya? 5.000 liradan bahsediyorsun, çok para. Allah Allah. Valla bilmiyorum. Hani bir derdi olsa biliriz diye düşünüyorum. Tabii canım. Alışveriş için falan mı istedi acaba? Ne kadar 5.000 liralık ne alışverişi? Hayır ya, hani böyle işte eski zengin zamanlarını falan özlemiştir belki. Dur, aklıma bir şey geldi. Ne yapacaksın? Valizine bakacağım. Mesela. Bu yeni mi sence? Bakayım. Yok, baksana burası sökük bununla. Aynen, imkansız. Dur bir bakayım. Ya ben biliyorum zaten buradaki tüm eşyalarını. Bunu da daha önceden giydi. Yok, hiçbir yeni değil. Ne yaptı bu kız parayı? Ay, gerçekten ya. Ne haber Cemre? İyi. Ne kadar iyi olabilirsem artık. Ne yaptınız Feride Hanımlar'dan sonra? Serkan'la sinema falan? Yok. O zaman kafeye gittiniz herhalde, çay kahve, yanına pasta. Kadercim, bizim sinemaya kafeye gidecek paramız mı var? Yok mu? Üf, Cemre bırak onu. Ben çok daraldım. Gel biz bahçeye çıkalım. Tamam, ben bir tuvalete gideyim. Sonra çıkarız, olur mu? Olur. Kader, bak belli ki Cemre Meral'den para aldığını bize söylemek istemiyor. Biz de bildiğimizi belli etmeyelim lütfen. Tamam da ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Baksana konuşmuyor. Bir şey de demiyor. Ne yaptı ki o kadar parayı? Dedeciğim, müsait misiniz? Sana her zaman ayıracak vaktim var kızım. Söyle. Ay, uyuyor muydunuz? Ben de sizden bir şey rica edecektim de. Söyle bakalım. Ejder amcam benden özür diledi. Ben de affettim. Lütfen o da gelsin, bizimle birlikte yaşasın. Nasıl kandırdın bu kızı? Ona açıklı şeyler anlatıp kendini acındırdın, öyle değil mi? Amca aşk olsun. Haksızlık ediyorsun bana. Hiç konuşma. Ben seni iyi tanıyorum. Bu evde kalman için ona yalvardın değil mi? Yok. Yok dedeciğim, bu benim isteğim. Yıllarca
kimsesizdim biliyorsunuz. Ne annem, ne babam, ne akrabalarım vardı. Başkalarının kalabalık ailelerine bakarak özenirdim. Benim sizden, Ejder amcamdan başka kimsem yok. O da bizimle birlikte yaşasın. Lütfen. Peki. Bu seferlik olur diyorum ama o da benim güzel torunumun hatırı için. Eğer bir saçmalık yaparsan hemen yarın koyarım seni kapının önüne. Anlaşıldı. Aslan amcam benim. Gel sana bir sarılayım. İstemem. Aman istemem. Ya bir sarılalım. Aman istemem. Tamam. Başımın derdi. Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gel! Az mı gelecek? Yandım Allah, yandım. He? Hediye. Ben de kahvem nerede kaldı diyordum. Kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Niye geldiniz siz? Neriman Hanım, sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Sinirimi zıplatacak bir şeyse hiç söylemeyin daha iyi. Neriman Hanım. Yani bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi pek bilemiyorum. Aha, ne söyleyeceksen söyle evladım. Bak, yurttan sesler korosunu kaçırıyorum. Doktorun biri bir gün hastasını aramış. Demiş ki, efendim tahlil sonuçlarınız çıktı. Size bir kötü, bir de ondan daha kötü bir haberim var. Önce hangisini söylememi istersiniz? Adam da demiş ki, korkuyla önce kötüsünü söyleyin. Tahlil sonuçlarınıza göre 24 saatlik ömrünüz kalmış. Ve demiş, bu kötüyse bundan daha kötü ne olabilir? Sonra doktor da demiş ki, ne demiş? Dünden beri size ulaşamıyorum, telefonunuz kapalıydı. Kadar ne saçmalıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Fıkra. Bu şimdi komik miydi evladım? Ha? Komik miydi bu? Neriman Hanım, üniversite yurt başvuru sonuçları açıklanmış. Bize yurt çıkmadı. Bu komikti Hediye. Vallahi bu komikti. Ama bu şaka değil Neriman Hanım. Yani çok fazla başvuru olmuş. Bizim kızlar açıkta kalmış. Günümün içine ekmeği becerdiniz. Tövbe estağfurullah. Zaten ben de şans olsaydı sizin gibi musibetler benim yurduma gelmezdi. Ne yapalım? Devletimin bir bildiği vardır. Sizi de sokakta bırakacak halimiz yok. Ama geçen yıllardaki gibi her yaptığınız manyaklığı sineye çekeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ha. İyi, hadi. Hadi çıkın dışarı. Kış 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 kış. Hadi. Hediye,
Al şu kahveyi. Bana böyle bol şekerli bir kahve yap. Ağzımın tadı kaçtı. Baş üstüne Neriman'ın. Of. Meral Ejder'den korkuyor. Efendim? Meral diyorum. Ejder'den korkuyor. Öyle olması lazım çünkü dil dökmüş Sadriye onu eve almak için. Niye böyle bir şey yapsın ki durup dururken? İçindeki akraba sevgisinden değil herhalde. Aralarında ne geçtiyse artık kızın bir açığını mı biliyordur nedir onu düşünüyorum. Neymiş sebebi? Kız ben müneccim miyim? Nereden bileyim? Onu anlamamız gerekiyor diyorum işte. Öğrenmemiz lazım. Ejder amcaya sor bence. Ay! Şeytanın aklına gelmez. Ne kadar zekisin kızım sen. Alık alık sırıtma öyle. Ay, aynı babana benziyorsun. Of. Selam. Güneydi değil mi? Evet. Merhaba, ben Kerem. Merhaba. Bu da Bora. Aynı sınıftayız, bir tanışalım dedik. Aa, öyle mi? Buyurun oturun beyler. Ben sizi nasıl görmedim ya? Koca amfi dolusu insan var, normaldir. Dün otobüste denk gelmiştik, aynı otobüse bindik. Öyle mi? Sen de mi koşu yolunda oturuyorsun? Evet, mühendislikten bir arkadaşla eve çıktık. Beklerim bir gün. İnşallah, neden olmasın? Valla ben de sizi beklerim diyeceğim de bizim şu sıra misafir ağırlamak için pek uygun bir yer değil. Kayınvalidem doğum yaptı da. Sen evli misin? Evet, lise aşkımla evlendim. Oo, çok erken davranmışsın. Biraz. Yenge ne yapıyor? O nerede? O tekstilde... Vay be, iyi puan tutturmuş. Tekstil mühendisliği zor yani. Aynı kampüstesiniz o zaman. Evet, aynı kampüsteyiz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? En güzel kızlar tekstilde. Yengeye söylesek arkadaşlarını ayarlar değil mi? Beyler pardon, ben geliyorum hemen. Acaba biz mi yanlış anladık? İkimiz aynı anda mı? Ne bileyim ben. Ya bir insan nasıl utanır Songül'den, aptal. Eylül, Kader. Bir saniye. Sen niye yalan söyledin o çocuklara? Yalan söylemedim. Tam Songül tekstilde çalışıyor diyecektim. Tekstil mühendisliği mi diye atladı çocuk, siz de gördünüz. Sen de düzeltmedin ama Güney. Çünkü yeni tanıştım. Çocuklara hayat hikayemi anlatmak istemedim Eylül. Normal değil mi bu? Ya bırak Güney. Arada bir kelime var Güney. Songül tekstil mühendisliğinde okuyor, Songül tekstilde çalışıyor. Bir kelime. O kadar uzamazdı yani mevzu. Peki neden okumuyor diye sorsaydım? Ki soracaktı, ne diyecektim Kader? Çünkü paramız yoktu. Paramız sadece bir kişinin harç parasını yatırmaya yetti. O yüzden ben okuyorum, karım çalışıyor mu diyecektim. Kusura bakmayın abi, diyemedim, utandım. Utandım ama sizin sandığınız gibi Songül'den değil. Parasızlıktan utandım. Lütfen bunu Songül'e anlatmayın. Güney, böyle bir şeyi Songül'e nasıl söyleyebiliriz? Kız üzülürse mahvolur. Kadar. Senin aptallığın yüzünden arkadaşımı üzecek değilim gerizekalı. Al bunu da. Sen Songül'den utanmadan önce almıştık. Sonra elindeki bütün çizimleri yere düşürdü. Çocuk da onları tutayım derken dengesini kaybedip yere yuvarlandı. Ya tamam düşene gülünmez ama bütün sınıf koptuk gülmekten. Tabii
Ben böyle anlatınca sana pek komik gelmedi galiba ama... ya gerçekten sen de orada olsaydın kesin gülerdin. Serkan, ben seni neşelendirmeye çalışıyorum ama pek beceremiyorum galiba. Yok. Seni dinleme hoşuma gidiyor. Cemre. Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok, tamam mı? Tamam, söz üzülmeyeceğim. Sence benim bir liste yapmam gerekiyor mu? Ne listesi? Yani bir filmde izlemiştim. Adam ölmeden önce yapmak istediklerini yazıyor. O da benim gibi kanserdi. Hayır, asla. Yok öyle bir liste Serkan. Öyle bir liste yapılmayacak, tamam mı? Ben üzülmeyecektim. O zaman sen de böyle konuşma Serkan. Ya lütfen, ne olur böyle şeyler deme. Ölüm falan yok, tamam mı? Tamam mı? Ne olur böyle konuşma, tamam mı? Lütfen. Tamam, ağlama. Sen ağla diye, sen üzül diye söylemedim, tamam mı? Tamam, hadi söylemedim sen. Fazla yerleşmesen iyi olur. Yakında özüne dönersin. Sadri seni sepetler. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim yengeciğim ama... ben buraya kök salmaya bayağı kararlıyım. Ne yaparsan yap. Yeter ki gözüme gözükme. Bu arada bir şey soracağım. Sen Meral'i nasıl tehdit ettin de Sadri ile konuşturdun? Yok. Tehdit mi ediyorum ben niye tehdit edeyim ki? Meral böyle aile olmak için yanıp tutuşuyordu. Sonuç. Öyle olsun. Nasılsa yakında çıkar kokusu. Bu arada bir daha yenge deme bana. Sinirim bozuluyor. Aa. Niye? Yengem değil misiniz? Yoksa karıcım deseydim daha mutlu olurdum. Ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşma. Birisi duyacak. Ama sonra ayıkla pirincin taşını. Çok ayıp. Değil mi? Eğer sen benden ayrılmasaydın, sana evlenme teklif edecektim. Şimdi karım olacaktım. Ben senden ayrılmadım. Sen beni bıraktın. Sonra bir geri döndüm. Seni amcamın karısı olarak buldum. Şimdi gerçi düşündüğümde böyle... daha karlı bir yatırım tabii. Amcam, ben. Ne
Nerede benim ilaçlarım? Macide, ilaçlarım nerede benim? Macide! İlaçlarım nerede Macide? Ömür boyu seni bekleyecek halim yoktu. Değil mi? Ya sen nasıl bir adamsın? Kendi yaptıklarını çabuk unuttun. Sen artık beni sevmiyor musun? Ha? Sevmiyorum. Gerçekten mi? Gözlerimin içine bak da söyle. Hayır, çünkü ben aramızda böyle çok yoğun bir elektrik hissediyorum da... acaba yanılıyor muyum diye düşündüm. Dokunma bana. Neden? Eskiden hoşuna giderdi. Artık gitme, bırak beni. Yalan söylüyorsun. Bal gibi de gidiyor. Hadi inkar et. Gözlerimin içine bak ve inkar et. Macide! Amca, açıklayabilirim diyeceğim ama... Neyi açıklayacaksın? Her şey ortada. Allah kahretsin. İkinizi de Allah kahretsin. Defolun gidin. Elimden gidin. Defolun, defolun, defolun. Bence böyle daha güzel olacak. Bence de. İyi. Hadi başlayalım o zaman. Ben yapayım. Sesim çıkmaz, anla halimden. Yârim çok derin, kanar her yerimden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanı sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Çare bulsun diğer yarımı bulmuş.
boşum derken nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanı sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sakın gitme, biz ölene kadar. Ani tansiyon yükselmesine bağlı olarak beyne giden damarlarda pıhtı atması olmuş. Felcin sebebi bu. Ama iyileşecek benim kocam değil mi doktor bey? Maalesef pek umut verici konuşamayacağım. Tabii tedaviye devam edeceğiz ama eski haline dönmesi neredeyse imkansız. Benim aslanlar gibi, kapı gibi kocam böyle bitki gibi mi yaşayacak yani? Yalnız böyle konuşmayalım. Kendisi duyabiliyor. Morali bozulmasın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Ya hayır, yani benim anlamadığım Sadri Baba'nın böyle bir anda neden tansiyonu çıktı? Yani neden böyle bir anda felç geçirdi? Bir şey olmasına gerek yok aslında. Ne bileyim, ilacını almamıştır. Ah amcam, ah! Aldıysa geç almıştır. Dedeciğim, dede. Ne oldu, iyi misin dedeciğim? Dede. Neden konuşamıyor ya? Felç geldi. Bundan sonra böyle maalesef. Gerçekten mi? Dedeciğim sen hiç merak etme, iyileşeceksin. Ben sana en iyi doktorları tutacağım, söz. Bir şey mi istiyorsun dedeciğim? Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum ki. Evet, Ejder amcayla Macide abla. Ah, buradayız. Amcacığım, buradayız. Şey ya, şimdi bütün ailecek burada toplandık ya böyle tek bir yumruk. Onu şey yaptı tabii, çok duygusuz. Canım benim ya, vallahi kıyamam. Kıyamam. Konuşamıyordu tabii. Zorlama kendini Sadri. Dedeciğim. Yorma kendini ama bak böyle durumda yorma kendini. Boş ver. Ay çok sinirim bozuk. Nerede kaldı bu kız hala ya? Kıyamam ya. Bu saatlere kadar canı çıkıyor işte.
Takdir eden de olsa bari. Ay kız ne güzel piknik yapıyorlar ya. Vıcık vıcık üst üste o etler. Yemin ediyorum kokusu burnuma geldi ha. Güney. 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 Efendim Zehra abla. Bizi pikniğe götürsene ne olursun. Çok eğleniriz. Harika olur böyle güzel mangal yaparsın falan. Cızbız köfte çok canım çekti. Havalar soğumadan olmaz mı? Ya çok da güzel olur. Böyle salıncak da kurarız. Çok eğleniriz vallahi bak. Voleybol falan çok tatlı olur. Aynen salıncak da kurarız. Hatta ben çizgili pijamalar falan giyerim. Hatta ne yaparız biliyor musun Zehra abla? Bir tane kamyonet kiralarız. Arkasına böyle cümbür cemaat, çoluk çocuk doluşuruz. Şarkı türkü söyleye söyleye pikniğe gideriz. Nasıl? Yaparız tabii. Niye beni böyle sinirlendiriyorsun ya? Ne var yani mangal yapalım dedim. Niye alay ediyorsun sen? Niye alay ediyorsun loğusa kadınla? Ne varmış yani? Çizgili pijamada ne varmış? Benim rahmetli Sadam da çizgili pijama giyiyordu. Sen niye dalga geçiyorsun ya? Ne oluyor ya? Kim kiminle dalga geçiyor? Hiç. Umru değil yani. Üvey müvey kayınvalideyim sonuçta. Saygı yok, bir şey yok. Yeminle ne dedim biliyor musun? Bizi mangala götür dedim. Çizgili pijamaymış. Ne var be çizgili pijamada? Senin baban da çizgili pijama giyiyordu. Ne var? Üstü açık spor hale götür o zaman yiyorsam. Nasıl sinirlendiriyor? Sakin. Sakin. Dingin kadına ne yaptı? Sonra Zehra deli. Ah Sadri, ah Sadri. Cık. Ne yapacağız şimdi biz? Ya Rabbim şu başımıza gelene bak. Aa, sen şu anda gerçekten üzülüyor musun? Ya saçmalama, başımıza gelebilecek en güzel şey geldi. Yoksa ikimiz de sokaklarda beş parasız yatıyorduk ben sana söyleyeyim. Ay sen ne kadar kalpsiz bir adamsın ya. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Sızlamıyor. Ben sonuca bakarım güzelim. Yani diyorum sana bak en güzel şey yakalandık. Amcama felç indi tek kelime bile söyleyemiyor. Meral de olmasaydı o zaman sadece ikimiz olurduk. Ne demek istiyorsun sen? Ya böyle konuşmasana bak duyacak. Doktor söyledi ya duyabilir. Ya diyelim duydu. Ne anlatacak? Ya yalan mı ya? Bak amcam şurada yarı ölü gibi yatıyor. Bugün yarın kim bilir? Meral olmasaydı bütün miras ikimize kalırdı. Ah ya keşke Meral olmasa. Ne yapacaksın kızı öldürecek misin? Yuh. Günde kaç film izliyorsun sen ya? Eceliyle ölse mesela. Trafik kazasında. Ah, ne güzel olur. Şahane olur falan da işte. Ecel de öyle hemen gelmiyor. Bu mu yani mesele? Zehra abla pikniğe gidelim diye mi tartışıyordunuz Güney? Tartışmıyorduk Songül. Gazına gelip durma şu kadının Allah aşkına ya. Bir şaka yaptım söylemediğini bırakmadı. Tanımıyor musun Zehra ablayı? Ayrıca hakikaten piknik nedir ya? Çayına çimene yayılıp sabahtan akşama kadar bir şey yemenin nesi bu kadar güzel? Ya biz senin gibi barbekü partilerinde büyümedik Güney. Seviyoruz yani kültürümüz bu kadar. Ne alakası var bunun kültürle falan? Sevmiyorum kızım ben böyle şeyleri. Sevmek zorunda mıyım ayrıca? Çok istiyorsan ile alırsın Zehra ablanı götürürsün pikniğe. E götürürüm tabii. Ya senin derdin ne ya? Ne oluyor sana? Boğuluyorum. Anladın mı? Sıkılıyorum, dayanamıyorum artık Songül. 18 yaşındayız lan biz. Şu yaşadığımız hayata bak. Ya ne var hayatımızda? Ne var hayatımızda? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Genciz lan biz daha. Mecbur muyum ben Zehra ablanın problemleriyle uğraşmaya? Ya biz sana alıştığın hayatı veremeyiz. Elimizden bu kadar geliyor. Saçma sapan konuşma Songül.
Sen hala ben alıştım hayat istiyorum mu zannediyorsun? Ya tamam ne istiyorsun? Ya gerçekten ne istiyorsun Güney? Hiçbir şeyle mutlu olmuyorsun. Sen ne istiyorsun ya? Bıktım Songül, anlamıyor musun ya? Bıktım. Boğuluyorum Songül, bunalıyorum. Anlamıyor musun ya? Bak bebek uyandı. Git kardeşine bak. Ne dedik, ne o mangal dedik? Ne dedik? Gerçekten böyle istiyorsun Güney. Ya. Yaşadığımız bu hayattan bıktım. Ya tamam bağırma. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ne bas bas bağırıyorsun? Allah Allah! Uyandı işte çocuk. Git uyut, uyutabilirsen bakalım. Uyutmuyorum Zehra abla. Git kendi çocuğunu kendin uyut. Her fırsatta da bir iş kitlemekten vazgeç artık ya. Ne kadar terbiyesizce konuşuyorsun benimle. Ya Güney susar mısın? Güney! Haksız mıyız ya? Niye susuyoruz kızım? Mecbur muyum ben Zehra ablanın bebeğini uyutmaya? Yeter be! Bağırma arkadaşıma. Kader, sus sen karışma. Ya karışırım Songül. Bu adam seni ezikleyemez. Ya saçmalama, beni ezikledi falan yok. Sadece tartışıyoruz. Nasıl eziklemiyor ya? Ya bu adam utanıyor senden, utanıyor. Tekstil atölyesinde çalıştığını söylemedi arkadaşlarına. Tekstil mühendisliğinde okuyormuşsun, öyle söyledi. Söylemedin mi, yalan mı söylüyorum? Çok nankörsün. Yani gerçekten böyle mi söyledin Güney? Karım okuyor mu dedin? Öyle değil Songül. Bir açıklayayım, izin ver. Ha, neyi açıklayacaksın? Niye karım tekstilde çalışıyor diyemedin? Ne yani, kendine beni yakıştırmıyor musun? Ne alakası var Songül? Ya çok alakası var ya. Resmen benden utanıyorsun. Güney, ben senin için her şeye katlanıyorum. Sadece derslerine çalış istiyorum. Ya sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum ben. Ya senden ne para istiyorum ne başka bir şey. Sadece beni sev istiyorum. Sadece mutlu olalım istiyorum. Ezilmeyelim, yenilmeyelim. Ama sen benden utanıyorsun öyle mi? Allah seni kahretsin ya. Songül. Ya defol ya. Benden utanıyorsan defol git bu evden, defol. Ya defol git, ne duruyorsun? Ya defol sana. Burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Film gibi değil halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın
çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, herkes yanar.